Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İşahin. Bugün yepyeni bir vlogla sizlerleyim. Bugün nereye gidiyoruz? Mese. Enerji. Sabahın köründe kalktık. Çok yorgunuz. İndik mi indik bir şeyler yaptık. Şimdi Bebek sahildeyiz. Mese'de görüşürüz. Selamlar. İlk teyitan, son teyitan. 63, 109. Çok iyi. Evet arkadaşlar, Enso YK'larına sinirliyiz. Neden sinirliyiz? Vallahi bilmiyorum, ben 8'de buradayım. Ya bizi 8.30'da gelin dediler, ilk biz geldik, böyle bir şey olamaz. Bir de karnımız aç, bizi doyurmuyorlar. Enso. Nasıl? Bizi doyurmuyor. Neyse, ileride doyuracaklar Bartu. Arkadaşlar şimdi kahvaltı yapmaya çıktık, bir pastane varmış yakında, oraya gidiyoruz. Erken gelmişiz baya. Şimdi şöyle bir durum var, ben size MS'ye gidiyoruz dedim, MS'nin ne olduğunu söylemedim şimdi. İngilizce açılımı Management Study with Executives diye geçiyor. Yani Boğaziçi'nin her sene düzenlediği etkinliklerden biri Enso kulübünün. Yılın ilk zirvesi, ilk büyük zirvesi diye geçiyor. Bazı şirketlerden CEO'lar falan, o tarz yüksek dereceli yöneticiler geliyor ve sunumlar yapıyor öğrencilerin dinlemesi ve bir şeyler kazanması için. İlerleyen zamanlarda daha fazlasını da göreceksiniz zaten. Burada bir koşturmaca var. Bartırlık. Daha yeni yeni ayarlanıyor her şey. Daha erken saatlerdeyiz. Sağ ol. Naber kardeşim? İlk teyten, son teyten. Yani şimdi standlar kuruluyor. Şurada Ziraat Bankası var burada. İBS var. Böyle Sun Express. Kayalar. Şurada ATP var. İşte böyle. Şimdi Bulut Makina'nın CEO'su Ahmet Sabit Bulut'u karşılayacağım. Biraz gerildim, ilk defa böyle bir iş yapacağım. Bir de ilk karşılamayı bana vermişler. Ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Bekliyorum gelmesini. Yoldaymış. Bakalım. Bir de iki kişi karşılaştık. Diğer kişi yok yanımda. Ne yapacağız ya? Evet, hala beklemedeyiz. Önce YK'm ölüyor. Benim sorumluluğum o. Ama gitti. Size tanıtacaktım. Sizi tanıtayım. Merhaba. Bekliyoruz. Siz kendinizi tanıtın. Evet. Ben Besport'dan Ahmet Mert. O da... Ben de Best VP for PR. Bugün de PR'ım. Her zaman olduğu gibi. Ben bugün karşılamayayım. Ben FR'ım da, ben IT'yim. Öyle denk geldi. Yani hayırlısı. Dönüyoruz. Coca-Cola şişesini düşün. Coca-Cola şişesinin iç hacmini hesaplayacaksınız. Acaba bir tasarımcı kalkıp da ben şunu bir tasarlayayım, içine de bir su doldurayım, kaç litre çıkacak, ondan sonra biz gerekirse kalıbı büyütürüz mü diyecekler. İşte bakın, integral bu işe yarar ama... Dolaylı yoldan kazandığı için. Evet arkadaşlar, şimdi benim görevim bitti. Ahmet Sabit Bulut Makine'nin CEO'sunu ağırlamıştık. Ona ben tanıtım yaptım. Yani eşlik ettik. Şimdi gönderdik kendisini. Çok güzel bir seminer verdi burada. Size de bir kısmını çektim. Onun dışında size özel sahne çekecektik ama unuttuk. Çok yoğundu gerçekten. Çıkışında bile dünya kadar insan etrafını sardı. Sohbet muhabbet ettik. Staj koparacaktım. Utandım, soramadım. Bir sonrakine bulacağım. Etkinliğin kalanında görüşürüz. Daha bugün benim çok fazla işim kalmadı. Yani size bol bol şey çekeceğim etrafı. Görüşürüz. Arkadaşlar, yarım kişilik efora. Kaç kişi geldik? 3 kişi geldik. 3 kişi yarım kişilik efora geldik. 150 tane tabak lazımmış. 15 paket tabak aldık. Şimdi bıçak arıyoruz. Döne dolaşa bir de öyle bir yerde ki uçak savara verdiler bizim etkinliği. Üzgünüz değil mi Kordi? Kordi üzgünüz değil mi? Uçak savarı seneye öğreneceksiniz. Çalışın, Boğaziçi'ni kazanın. Size az önce gösterdiğim şey, waffle tarzı daha dürümle, pizza bilmem ne bir şeyler yağacakmış. Yani beleşe konun, Boğaziçi'ni çalışın. Görüşürüz. Etkinlik nasıl gidiyor? Etkinlik güzel gidiyor.
Başlarda ufak teknik aksaklıklar oldu ama üstesinden geldik bir şekilde. Organizasyon ekibimiz mutludur umarım. Şu an organizasyon herkese... ekibi. Ben mutlu musunuz? Mutluyuz. Mutluyuz. Neden mutluyuz? Şuraya bakar mısınız? Evet, bu yüzden. Hep beraber çok güzel etkinlik çıkarıyoruz. Aynen. Umarım daha da güzel yaşar. Evet. Gelin seneye daha da güzellerini yapacağız. Tabii. Evet, nasıl gidiyor etkinlik? İyi gidiyor ya, hoş. Yorulmadınız mı? Yok, eğlenceli, güzel. Ben yoruldum ya. Ufak uykumuz geldi. Biraz Sun Express, biraz yoruldum. Yemekler nasıldı? Yemekler güzel, çok iyi ya. Yemekler bakalım, akşam olsun biraz. Yemeklere izleniriz. Daha gömeriz. Değil mi? Değil mi Ünsal? Daha... Daha açız kanka. Daha doymadık değil mi? Daha doymadık. Ne kadar yedin? Abi bir dürüm yedim şu ana kadar. Daha bir şey yememişsin ya. Waffle falan gömdük. Sen dışarıda ne yedin? Ben çok yemedim. Ben de bir dürüm, bir pizza yedim. Abi ben iki dürüm, bir pizza, bir waffle yedim. En çok ben yemişim. Üç tane burner. Akşama şey acıkmaz. Akşama acıkmam ben, yok. Akşamı çıkaracağız buradan. Arkadaşlar biraz yorucu gidiyor yani. Ben ne çektiğim konusunda da bir fikrim yok. Neyse, umarım güzel bir şeyler oluyordur. Ki ortam çok güzel. Yavuz nasıl gidiyor? İşte yemeye başladım biraz. Yavuz neler yedin şu ana kadar? Sayar mısın? Daha çok bir şey yemedim. Yarım pizza ve 1,5 dürüm yedim. Güzel. Waffle falan? Ha, waffle da yedim. Waffle da yedim. Waffle da çay yedim. Kahve? Burn? 3 tane burn içtim galiba. Ya birazdan ben kalp krizi geçireceğim. Beni uyandırırsınız, ben yemeye devam edeyim. Ha, hallederiz. Evet arkadaşlar. 5 falan yedim. Efendim baba? MS devam ediyor. Evet. Nasıl çıkıyordu bu yukarı? MS hakkında? Dur bir dakika. Azıcık yukarı kaldı. MS hakkında ne düşünüyorsunuz? Adam telefonla konuşuyor. Adam telefonla konuşuyormuş. Siz mesleği hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesleği şu ana kadar güzel geçiyor. Hı-hı. Eğlenceli, biraz kişi sayısını az gördüm bugün. Bulut makine nasıldı? Bulut makine çok eğlenceli bir adam. Ben böyle bir CEO görmedim. Hayatımda bu kadar samimi bir CEO görmedim. Kitledi mi sizi peki? Bizi kitledi ya, aldı etrafına. Asansör meselesi bir nasıl? Bir saat falan konuştuk. Asansör meselesi kendi bize başka şeyler de anlattı asansör meselesinde. Sunum dışında. Yani asansör meselesi garip ya, asansör yapıyormuş işte. Bir de diyor ki ben sıfırdan gelmedim diyor, ben hep birdim diyor. Ben 1-2 yaptım. Benim babam birdi, babam yaptı sıfırdan 1'e getirdi, ben orayı bilmem diyor. Girişimcilik anlatamam size diyor. Birden 5'e getiririm ama çok güzel dedi. Kral adam ya. Kral adam ya. Staj bulacaktım, size video çekmek için adamla konuştum, tamam mı? Dedim benim kanal var, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere bir şeyler söyler misin dedim. Tamam olur dedi. Ama şeyden sonra yapalım dedi. Sonra bastı gitti ya. Hoş değil. Salak. Bu ne lan? Şeyini çekiyor. Çekiyor galiba. Geri plana. Otur çalışma. Bakın. Kutumda ne var? Kutumda ne var arkadaşlar? Videodurumun arkasına da bak. Kutu açalım bakalım. Kurgu böyle mi yapılıyor acaba? Röportaj yapıyoruz. Melih Bey, kurgu böyle mi yapılıyor? Kutumda ne var? Melih az önce ne kazandın? Evet, az önce 3 soru sordular. Oğlum şu düzgün çekiyorum. Oğlum çekiyorum kanka oğlum. Tövbe yani. Soru sordular. Melih az önce ne kazandın? 0-5. Soru sordular. İkisini sandığım geldim. 3'te 2, %60 mı? Şu soru var. Şu şey kutusunu alır mısın ya? AstraZeneca. 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 Gerçekten öyle bir şey. Yalnız Zeneca değil mi? AstraZeneca kanka. İsmini de yanlış biliyorum. Biri gidip kutu kazanmış, tamam mı? Önemli, kutumda ne var? Evet, kutumda şöyle bir şey var. Evet, değişik bir şey var. Bir adet kolonya var. Bu şey, bu Instagram'da kahve yapıyorlar ya onu. Haa, bir de şundan vermişler. Bir adet şöyle bir kolonya var. Kahve mafya bir şey diyor mu? Tatlı bir kolonya. Abi çikolata var. Godivya. Aradan kesmemişler. Evet, salda bir kupa gibi. Bu, bu çay, çay işte, bunu yapacağım. Kanka, bunu yapacağım. Opa, iyi lan. Bir de şey, arkadaşlar, şöyle Christmas. Oğlum yere şey yapacağız, toplayacağız ya. Toplayacağım kardeşim, haberin olsun.
Hayırlı olsun. Sağ ol. Var mı bir sözün? Evet, çok başarılıyım bu konuda. Melih, Melih bir sallıyor var ya. Aynı TT gibi. Evet, görüyorsunuz Yiğit bayıldı. Bütün yük kendisinde, yoruldu sabahtan beri. Ben yarın gelmeyeceğim ya. Neyse, bitti. Ben yarın gelmiyorum. Yusuf Kağan, yarın gelmeyeceğim. Niye lan? Hiçbir şey olmaz. Yoldan ne iş yaptınız? Yarın gerçekten gelmeyeceğim bu arada. Ne yaptınız? Ne yaptık? Sizi ya yoran şey neydi? Sabah karşıladım. Beni yoran şey neydi biliyor musun? Gece uyuyamadım. Gece 2'de falan yattım. Saat 5'te falan uyandım kendi kendime. Sonra bölük pörçük uyudum. Heyecandan ya. Hani bir de gece krize girdim, tamam mı? İnternetim azaldı iyice ve gece YouTube'a video yüklüyordum sizin için. Bugün 5'te gelecek. Yani bugün günlerden ne? 3 Kasım. 3 Kasım'da Arda'yla olan video. Arda kamerayı tutuyor şu an. Arda'yla olan videoyu YouTube'a yüklemeye çalışıyordum ve mobil veriden yüklemiş büyük bir kısmını. Bir baktım internetin %70'i bitmiş. İnternet kalmamış. Ne zaman yenileniyor? 21'inde ayın daha. Mükemmel. 17 gün var. Benim 7 GB'ım kaldı sadece. Yani sabah bir baktım dedim yuh. Sonra bir uyuz hakkında araştırmalara devam ettim. Bizim yurtta uyuz çıktı bir de. Bugün ilaçlanıyoruz, merak etmeyin. Bugün etmeyeyim. İlaçlandık mı biz? Evet. Bugün ilaçlanmışız. Oraya cek gülüyor da. İlaçlandık mı? Bizim yurda ilaçladılar. Bugün tüm eşyalarımı falan topladım sabah. Yerde o yüzden aşırı şey yoruldum. Ben uyumaya devam edeceğim şimdi. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Arda devam et Bilal abi. Tamam. Şimdi size salonu falan gösterelim bari. Burada arka planda çalışmalar. Türkiye'deki en büyük fark aslında şu: dünyada sigorta ve reinsürans firmaları bankalara sahip. Bizde tam tersi, bankaların sigorta şirketleri var. Ama şu sigorta zaman geçtikçe değişiyor. Arkadaşlar, ben artık etkinliği saldım. Pizza aldık. Yukarıya gidiyoruz. Yani konuşuyoruz, sohbet, muhabbet, etkinlik falan saldım ben. Girmiyorum konferanslara da. Yeter. Öğrendik işte bir şeyler. Ne öğrendin? Ne öğrendim? Öğrendim işte bir şeyler. Sıfırdan bire gelmesi zor, birden beşe kolay geliniyormuş ama. Öğrendim. Yetti bana. Günden aldığımız bir de şey öğrendim. Yönetici olmak zorunda değilmişim. Teknik eleman da olabilirmişim ama ben yönetici olacağım. Yani olmak istiyorum, bilmiyorum. Yok, ben bilmiyordum ya. Endüstri üniversitesi full yönetici olmuyor muyum? Nasıl teknik eleman olabilirim? Kanka gayet de olursun. Fabrikada nasıl teknik eleman ya? Fabrikada çalışan endüstri mühendisleri. Teknik eleman. Öyle mi? Evet. Fabrikada çalışan endüstri mühendisi mi? Şaka yapıyorum bari, biliyor musun? Dalga geçmiyorum. Dalga geçiyorum yani. Dalga geçmiyorum. Dalga geçiyorum, pardon. İşte biz yemek yiyeceğiz, görüşürüz. Arkadaşlar, ya sabahtan beri yorulduk diyorum ama yorulduk yani. Şimdi evet. Çıktık etkinlikten, erken çıktık artık biraz. Gidiyoruz. Yeter artık, bebek sonra yurt, biraz yol macerası çekerim size. Yarın MS'ye gelmeyeceğim. Pazar MS'ye gelince görüşürüz sonra. Zaten MS'nin ana hatlarıyla her şeyini gördünüz yani. Daha sonraki günlerde farklı şirketler geliyor, farklı CEO'lar geliyor. Yani genel mantık aynı zaten. Yarın Mart'a gelecek. Ona gidemeyeceğim için biraz üzgünüm ama yarın daha güzel bir planım var. İstanbul'u bayağı bir gezeceğiz yarın. Yarın görürsünüz şimdi, sürprizi kaçmasın. Peki size etkinlik hakkında sizin yorumlarınızı alabilir miyim? Ben çok beğendim yani. Herkesi görme fırsatımız oldu. Yüksek rütbeli insanları görmek zaten çok güzel bir şey. O yüzden gayet ne kattı memnunum. Sana peki bugünkü? Ya bana yani en azından staj imkanları ne olduğunu görebildim en azından yani. Staj imkanının olmadığını gördün değil mi? Yok aslında. Hayır, hazırlık var. Olarak var mı? Ben hazırlık. Sen birinci sınıfsın da. Ya var yani. Bire var mı? Evet yani her sınıfa yönelik hazırlık diyorum. Staj imkanları var. O yüzden yani bana bayağı bir şeyler kattı yani. Hadi bakalım. Arda sen? Yani bence de güzeldi. Konuşmalar biraz sıkıyordu ama onun için de güzeldi bence. Staj imkanları vesaire bulabiliyorsun. Evet, ben de ikinci stajımı bulup ikincisini de reddettim abi böyle. Yani böyle bir lüks olamaz, tamam mı? Staj beğenmiyorum. Staj geliyor, reddediyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Boğaziçi hiç beğenmiyor. Boğaziçliler hiç beğenmiyor arkadaşlar. Boğaziçlilerin bir tarafları kalkmış. Olarak her şeye el koymuşuz. Rasathane falan da bizim.
Marmara'nın kampüsüne de çöktük zaten. Rüyamda Gebze'nin kampüsüne de çökmüşüm biliyor musun? Ciddiyim, rüyamda Boğaziçi Gebze kampüsü vardı. Kilyos kampüsünden sonra Gebze. Kilyos'tan sonra kampüsü de çökmüş. Şimdi İstanbul'un etrafını doluyoruz. Yani bu arada beni hiç görmeniz bağlatırken ama gerçekten bu gece rüyamda Boğaziçi Gebze kampüsü vardı garip şekilde. Gebze Tekniğin kampüsünü çalmıştık. Yani Boğaziçi olarak yakında Soon World, tamam mı? Nusret gibi. Evet arkadaşlar, ben bir güzel uyudum. Aslında çok da uyumadım. Bir dünya uğraştım şimdi. Bahsettim ya size mikrofondan. Mikrofon yine olmadı. iOS 16 olduğu için batırmışlar. Bir de yanımda özel bir insan var. Abi gecelerimiz ağır geçiyor be. Çayımızla, boğazımızla ağır geçiyor. Hocam 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 diye evet. Uyandırdım Yiğit'i. Beni uyandırdı. Çay var içersen. Ben varsa versin. Aynı espri iki videoda da yaptık. İkisini de izler olursa. İkisini de izler olursa yorumlarda. Bunlar bize dalga geçiyor demesin abi. Evet arkadaşlar. Gelin seneye size de içelim abi. Gelin seneye çay ısmarlayalım size. Anladım. Tanışırız. Siz bize ısmarlayın ya. Siz bize ısmarlayın. Tamam bize tatlı ısmarlasın. Tamam bize tatlı ısmarlasın. Tamam. Yine çok bize gir. Size can feda ya. Size görüşürüz feda. Arkadaşlar. Tamam. Yeter, biz şimdi konuşacağız. Bay bay. Günaydın arkadaşlar. Bugün cumartesi ve bugün adalara gidiyoruz. İtibariyle adalardayız. Adalardayız. İnşallah güzel bir gün olacak. Mami. Adalar. Merhaba. Neredeler bizim? Arkadaşlar. Merhaba. Adalara geldik. Nereye gideceğiz? Görüşlerinizi alalım. Nereye gidiyoruz? Bisiklet bakmaya gidiyoruz. Ayı yok ikilesi sizi dedi. Ayı yok. Ayı yok'a çıkacağız. Adaların en güzel manzarası diyorlar, bakalım. Göreceğiz. Siz de görürsünüz. Bakacağız. Bakacağız. Kimin? Evet, eğleniyor muyuz gençler? Eğleniyorum. Haydi devam edin. Emir orada bastı. Felaket bir rüzgar var. Hayatım boyunca spikerliği özlem şimdi. Şimdi yazık başladı. Evet, tekerle sürmek de zor. Buyurun, bakın. Durmuyor, durmuyor. Evet. Yorulduk mu? Yorulduk. 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 Bizim bisikletler bir de çıkmıyor. Biz sepetle almak zorunda kaldık. Sizin için video çekmem için falan. Sepetle almayın adalara gelirseniz. Eşyanız yoksa. Mami su içiyor. Yani bayağı bir yorulduk şu an. Bundan sonra yürüyerek çıkaracağız yukarıya kadar. Daha bayağı çıkacağız. Hayır, bunu söylemeyeceksin. Yürüyerek çıkmayacağız. Yani. Bineceğiz, bineceğiz. Bakın. Çay keyfi. Çok dolu. Çöp atmayın. Yerlere çöp atmayın. Video mu bu? Evet. Ben fotoğraf sandım, o yüzden soruyorum. Çöp atmayın arkadaşlar. Yerlere çöp atmayın arkadaşlar. Çay için. Başka bir şehirde karşılaşırmışız.
Ayrılalım, ayrılalım belki. Selamlaşmayız oğlum. Biten bitmiştir. Bittiği gün gitmiş değil lan. Emirhan neydi? Bittiği gün bitmiştir. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Ya. Ya oğlum biz çok kekoyuz ya. Çok güzel. Beni çek. Abi önüne geçeceğim. Gel. Arkadaşlar seneye böyle bir hayat yaşamak istiyorsanız ders çalışın. Evet. Arkadaşlar. Kamu spotu da geldi Mustafa Bey'den. Sağdan soldan Mami. Saygıdeğer editörümüz. Sağ taraf yine güzel manzara. Mustafa önüme kesmesin. Arkadaşlar bir mola verin. Tamamdır. Arkadaşlar dünyanın en iyi vlogu. Dünyanın en iyi bile o. Ceren Hanım gelmeseydi bunlar olmayacaktı. Ceren Hanım gelmeseydi Mustafa bize buluşamayacaktı arkadaşlar. Mustafa bizi unuttu. Ama kendisi çok meşgul bir insan. Tüm gün kanalıyla ilgileniyor. Bu da bir yalan. Nasıl yalan ya? Evet, durabiliriz burada. Sen çok Emre, sen git güzel şey acaba. Arkadaşlar dünyadaki sayısal dünyadaki 8. sayılı yerlerden birine geldik bu arada yani. Bayağı iyi bir çok şey vardı. Şarjım da bitiyor bu arada. Dünyanın fotoğrafını çektik güzel burada. Fotoğraflar çektik. Beni Instagram'dan takip eden varsa aranızda akşam post görebilir. Güzel bir gün oluyor. İnşallah böyle biter. Bakacağız. Hadi bakalım. Bakacağız sanmayacağım. Cezalı. Görürüz. Keyifler nasıl Mami? Yorulduk. Yorulduk mu? Bir arkadan çekim geliyorlar. Çiçekli böcekli biri geliyor. Aşktan ölen varsa söyle. Varsa söyle. Doktor derdime bul bir çare. Ses de yap lan. Ben Mart'a Emirhan Çınar. Evet, yorulduk. Arkadaşlar çok yorulduk. 10 kilometre falan bir bisiklet sürdük. Büyük turu tamamladık. Adanın büyük turunu tamamladık. Çok güzeldi bu arada. Haklıydı. Siz de gördünüz zaten. Bayağı güzeldi. Emirhan Martı falan oldu. Değil mi Ceren? Evet. Emirhan da sen ne düşünüyorsun? Sırt terine bakarım. Vallahi şu an o sırtları emeğin çantasına yatırıyorum ıpıslak. Emek kokuyor. Emek kokuyor. Ben de Emir Hanım'ın göğsüne yatıyorum canım Emirhan. Arkadaşlar yemek yemiyoruz çünkü. Yemek yemeyeceğiz para yok. Öğrenci. Adalar çok pahalı. Daha çok video lazım. Beni daha çok izleyin. Abone olun. Abone olun, like atın, arkadaşlarınıza önerin. Videoyu sonuna kadar izleyin. En önemli şey o. Katıl tuşunu açmadım ki. Bak, bir şey söyleyeyim. Bu videonun önceki günlerini bilmiyorum da bugün izlenir arkadaşlar. Gerçi bugün varım. Kaçmaz. Evet. Çünkü ben Ceren var. Ceren Kastamonulardan geldi. Ne dilendiniz be? O kadar detay vermesin. Kastamonu'nun bak Kastamonu'nun neyi meşhur? Bilenler yoruma yazsın. Çekiliş yaptı. Bir de Kastamonu ile ilgili bir tane söz var. Bir şey olabilir, bir şey olabilir diye. Evet, onu da yazın. Onu da yazın yorumlara. Bu sahneyi izleyen varsa kesin izlemiyorsunuz. İzlemiyorsunuz değil mi? İzlemiyorsunuz değil mi? Bence izlenir be. Kızdım. Kız sende. Ama sonuçta öğrencilerimiz. Ders çalışın. Görüşürüz. Yeter. Allah'ım. Ya arkadaşlar, bir anda böyle bir yağmur bastırdı, böyle bir şey olamaz. Fenerbahçe yenildi. Onun gözyaşları, Fenerbahçe'nin gözyaşları. Galatasaray kombinimi yaptım hemen Mustafa. Galatasaraylı'ya döndü hemen. Hemen Galatasaraylı. Sahnesini de sattı. Hayır. Söyleme. Hala Fenerbahçe'nin maçı izlemedin ben ya. Fenerbahçe'nin kendisi izliyorum. Ağlıyorum. Ölüyorsun. Neyse, ya kulaklığım Mami'de kaldı. Kulaklıksız bir saatlik yolu ben dönemem. Muhtemelen yolda bir yerde bayılacağım. Şimdi muhtemelen Yenikapı'ya da geç kalacağım. Onun 2 dakikası var. Neyse ona bineceğim ben. Görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Bugün 3. günü yani pazarın sabahı.
Sabah dediysem de 11.30 yani. Bakalım şimdi bugünün planı biraz İTÜ'ye gideceğiz. Yine İTÜ'ye gidiyorum evet. Boğaziçi'nden çok İTÜ'ye gittiğim doğrudur. İTÜ'ye gideceğim, sonra Güney Kampüs'e gideceğim. Biraz da Boğaziçi'ni görürsünüz. Öyle takılmacalı bir gün olacak. Şimdi Kandilli yokuş. Sonbahar. İstanbul'da sonbahar. Kandilli'de sonbahar. Sonbahar güzel hava, yaz gibi. Kombin. Kombini gösteremiyorum ama görmüşsünüzdür zaten. Bakalım bugün de güzel bir gün olacak. Yine 30 dakikalık bir vlog olacak. Ve sadece 3 gün. Neyse, günler böyle dolu dolu geçiyor arkadaşlar yani. Görüyorsunuz. Bu sizin için iyi bir ders çalışma motivasyonu bence. Şimdi kapatıyorum. Yolda görüşürüz. Geldim. Bir daha ciddiyim. Güney'den daha çok içeye geldim. Tamam iyi. Benden daha çok. Evet. İTÜ'de piyasa da yok aslında. İTÜ'ye niye geliyoruz? İTÜ çok merkezi bir yer, o yüzden geliyoruz. Bir de Güney çok terste kalıyor ama bugün Güney'e de gideceğiz. Umarım gideriz, gitmezsek bana kızacaksınız artık. Neyse, şimdi Fenix'e bineceğiz. Evet, içeye gelecekler bak. Doğayla iç içe bir okul. Türkiye'nin en yeşil kampüsü. Türkiye'nin en yeşil kampüsüymüş. Güney kampüsünün 21 katıymış. Doğrudur. Büyük okul. Ama boğazı yok. İTÜ'ye sallıyorum ama şaka olarak sallıyorum. Alamıyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar, İTÜ kampüs turu devam ediyor. İTÜ kampüs turu videosu isteyenler yorumlara yazsın ama zaten her videoda yapıyorum. Evet, şimdi yöneteyim. Sorumuz şu: İTÜ mi daha iyi, Boğ mu kampüste? Yorumlara bekliyoruz. Yani bu sorunun cevabı belli zaten de neyse. Yanımda çok fazla İTÜ'lü var şimdi, bir şey demeyeyim. Solda İTÜ tayfa, Mami. Çantayı gösterelim. Bunu her yerde reklamını yapıyoruz. Bu yani var çıktı. Tüm fotoğraflarımızda var. Arkadaşlar, İTÜ Gölet gerçekten güzelmiş bu arada. Böyle sakin, dinlendirici bir ortam var. Boğaziçi İstanbul'da gibi değil. Boğaziçi hissettim. Ama yani. Şura neydi? Boğaziçi kalabalık. Orası müze. Çünkü şey dar, yüze alanı dar. O yüzden kalabalık hissettiriyor. Ben tarafsız yorum yapacağım birazdan. Ceren Boğun'u da gezdireceğiz. Evet. Video sonunda. Eğer Boğun İTÜ diyorsa zaten orayı koymaz. Ne? Kastamonu'ydu, katlasaydın iyice. Hangi? Ayılar mı daha büyük bir tehlike yoksa taşlar mı? Baş düşebilir. Gel lan. Ciddiye almayacağım birbirine. Taş düşebülü, ayı çıkabülü. Taş düşebülü, ayı çıkabülü, Kastamonu. Kastamonu var yorum. Kastamonu'da Ilgaz var en azından. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Telif yememek için böyle. Telif yoksa telif yiyoruz arkadaşlar. Çok fazla sahneyi keseceğim. Telif olacağı için hep şarkı var. İnşallah bazı yerlerde de biraz oynarsın da. Çünkü çok kötü sesler de çıkıyor. Abi falan. Sesimiz çok kötü olduğu için özür dileriz. Diksiyon. İzlemeyin lan, beğenmiyorsanız. Atarlanıyorum bir yandan. Şeyler çek oğlum. Vak vak. Ne var? Vak vak. Vaklar var. Vak vak. Onlar vak vak değildi lan o. Vak vak. İşte İTÜ Gölet. Bizden göremiyorsunuz ama olsun. Daha çok bizi görüyoruz. Sesimizi de duymuyorsunuz. İnşallah kuş sesleri geliyordur. Doğa. Kanka bizim ya. Sesimiz zor gidiyor. Valla. Mis gibi. Oraya bağırabilirim isterseniz. Evet arkadaşlar, şimdi İTÜ'den çıkıyoruz. Sıradaki yani. Durak. Sıradaki durak Boğaziçi. Eğlenceli miyiz? Yok, eğlenceli miyiz değil. Keyfimiz yerinde mi? Eğleniyor muyuz? Güney Kampüs. Bayır çıkıyoruz. Yaşasın İTÜ. Her taraf bayır. Asıl Boğaziçi de her taraf bayır da. Neyse, okulumu kötülemeyeceğim. Boğaziçi'nde görüşürüz. Arı. Bi. Oğlum, sizin okulun şey niye bi? Çok çalışkanım. Çok mu çalışkansınız? Tabii. Arı gibi misiniz? Helal lan. Çalışkanım. Helal lan size. Ya işte Boğaziçi Metro. Kendi
Habitatıma geldim, direkt taktım gözlüğümü, Boğaziçi'ne gidiyorum havalı havalı. Ortamdan anlayabilirsin. Ortamdan anlayabilirsin, burası Boğaziçi. Şöyle de çek bak aşağı. Boğaziçi metro. Saygı duyuyoruz. Emirhan, Boğaziçi metro hakkında ne düşünüyorsun? Konuşursam çok yok. Memnunum. Memnunsun. Renkler nasıl? Renkler çok güzel. Değil mi? Mami? İtili, konuş lan itili. Kıskanıyor, kıskanıyor. Sizin böyle metronuz var mı? Var mı? Var. Bizim metromuz daha güzel. M2 hattı. Ama size özel mi? Hayır. Ama bu da size özel değil. Bu bize özel. Değil. Oğlum ismi Boğaziçi hattı lan. Oğlum yeni kapı Hacı Osman da Hacı Osman'a mı özel? Doğru. Doğru. Evet, Doğa Tepe'ye geldik. Boğaziçi'nin yanındaki harikalardan, bu sefer Boğaziçi'nin içinde değil. Nasıl, beğendin mi Ceren? Beğendim. İmran? Güzel, güzel. İtülü? Beğendim, güzel. Güzel. Güzel değil mi? Güzel park. Akşamları böyle bu şey, köprü yanıyor. Parlak marlak oluyor. Akşamları güzel oluyor. Hafta sonu şu an kalabalık biraz. O yüzden insanları da çekmemeye çalışıyorum. Ama güzel parklardan. Boğaziçi'ne 5 dakika mesafede. Yani bu şekil. Bekleriz. Seneye beni burada görebilirsiniz. Abi geldik. Sonunda geldik, okulum. Okulum da okulum yani. Emirhan, çok ne düşünüyorsun? Gerçekten. Bu manzaraya sahip dünyada abi, başka bir şuradaki bak yoktu. Şuradan gelen güneş falan. Şu an çok dramatik ya. Ceren, nasıl okulum? Çok güzelmiş, kıskandım. Kıskandın değil mi? Sınava bir daha girip kazanır mısın? Hayır. Mami'nin görüşleri lazım. Mami'nin morali bozuldu. Mami'ye bak arkana. İyi üçlü, Cerrahpaşalı. Cerrahpaşalı olarak beğendim. Benim okulum daha güzel ama dermiş. Hadi lan oradan, senin okulun mu var? İtülü ne oldu? Sen bir içerilerinde oturuyorsun. Yo, bakıyorum manzarayı seyrediyorum. Güzel değil mi? Acıktım ya, ben kahvaltıda yapmadım. Acıktın mı? Oğlum yemek yiyip girseydik keşke ya. Parkı göreceğiz diye yemek yemedik. Evet. Park göreceğiz diye yemek yemedik ama şimdi geldik işte petekler. Gel Çamlıca'ya çekeyim. Şu an var ya Emirhan, dur bakayım, çok yakışıksın yavru. Fotoğrafını da çektim. Eyvallah. Çok iyi ya, biraz da kendimi çekeyim. Evet. Böyle, petekler böyle. Kampüs turu lazım. Gerçekten. Dünyada böyle bir yer yok gerçekten. Manzara, yok. Evet arkadaşlar, Boğaziçi'nin güzel noktalarını gezmeye devam ediyoruz şu an. Nasıl, beğendiniz mi Boğaziçi'yi? Çok güzel, 10. defa. Çok güzel. Çok güzel. Ya Ceren? Ben Boğaziçi İTÜ kapışmasında Boğaziçi taraftarı oldum galiba. Ama şu an çok büyük açız ve yorulduk. Evet, mayıştırıyor ki kuş sesleri, kuş sesi. Deniz. Bir de yanda şuradan duyuyor musunuz bilmiyorum ama melankolik falan müzikler çalıyor, saksafon falan çalıyorlar. Mustafa arkadaş bize akşam vakitlerinde getirmişti. Yani şimdi daha farklı olsun. Boğaziçi kampüsü dünyada... Eşi benzeri bulunmayan bir kampüs. Güneş batarken gelin. Bir de güneş batarken yani şu arkada şu ambiyans çok güzel şu an yani. Tabii ben şu an muhtemelen güzel çıkıyorum. Dur, güneş bana vuruyor. Bakayım. Bilmiyorum, kendimi görmüyorum. Allah işte, kameranı aşırı iyi çıkıyor. Demir veya Batuk Birkan, hiç fikrim yok. Ama kampüs turuna kadar öğreneceğim, hepsini anlatacağım size. Bu kadar. Boğaziçi güzel ya. Arkadaşlar, Güney Yokuşu bugün 3. sefer çıkıyorum. Neden? Çünkü çantamı orta kantinde unutmuşuz. Geri onun için indim. Daha sırf bu yüzden görüşmelerime de geç kalacağım. Yani öğrencilere selam buradan. Öğrencilere selam buradan. Yani çantayı unutmuşuz, ne yapalım? Bir su içelim. Fışt var burada. Bunların adı fışt. Daha siz bilmiyorsunuz, öğreteceğim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Araba park etmiş şuraya. Sırf onun yüzünden otobüs dönmüyor ve dünyanın trafiği oluştu yani. Birazcık bilinçli vatandaşlar olalım. Tam büyüyünce bilinçli vatandaşlar olalım. Saçma sapan yerlere park etmeyelim. Evet arkadaşlar, o otobüs cücündesinden sonrasının devamında bir şey çekmedim. Odaya geldim. Görüşme yaptım full. 3-4 tane görüşme yaptım. Şimdi yatıyorum. Gece saat 1 oldu. Yani hayat düzensiz olunca geç saatlere kadar çalışma fırsatınız olabiliyor bazen. Fırsatınız da değil hatta. Zorunda kalabiliyorsunuz. Ya zorunda kalma da değil ama. Ya ben biraz işimi zamanla halletmeyi seviyorum, o yüzden. Yapıyorum yani. Bir kısmını da yarına bıraktım. Öyle çok aşırı aciliyeti olmayanları.
Öyle. Balışın'da günler böyle geçiyor. Yine 30 dakikalık bir video oldu. Buraya kadar izlediyseniz size çok teşekkür ederim. Beni bayağı seviyorsunuz demektir. Yani abone olmayı, like atmayı unutmayın. Vlogu beğendiyseniz yorumlarda kesinlikle belirtin. Yani ben de bu sayede motivasyon buluyorum ve çekmeye devam ediyorum. Umarım sizin için eğlenceli bir vakit geçirme olmuştur. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Eğlenceli vakit geçirmişsinizdir bunu izlerken. Yani daha sonraki vloglarda görüşmek üzere arkadaşlar. Vlogu beğendiyseniz dediğim gibi belirtin. Lütfen belirtin. İyi geceler, ben yatıyorum. Görüşürüz. Ya arkadaşlar, ben yine videoyu kapatıp devam ediyorum. Gece saat 1.30, bir anda gaza geldik. Biz Çengelköy'e gidiyoruz kokoreç yemeye. Kimden çıktı bu fikir oğlum? Adam uyuyordu, uyandırdık. Ben miyim beyler? Fikir benden çıktı. Hasan Tahsin Bey. Tamam. Aferin sana. Aferin, gecenin bu vakti. Güvenini de kaldırdık ama. Güvenini de kaldırdık diyorsun. Abi, Arda neredesin lan? O da arkadaşım. Uyandıralım mı dedim. Herkes kaldırdı yani. Çocuk zorla geliyor. Zorla geliyor. Lan ben gidiyorum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bir bekleyin, geliyorum. Arda bizim hepsi şeyleri, taksileri o yüzden. Kokoreç. Abi şey, kokoreç yemeye gidiyoruz. Kanka ver tamam. Düşmesin oğlum. Ver. Arda. Gel canım. Kokoreç nasıldı? Güzeldi. Bir denizdeki değildi. Bir denizdeki değildi değil mi? Kokoreç nasıldı bey? Çok güzeldi. Pardon. Çok güzeldi değil mi? Evet. Gece 4'te burada olmak nasıl? Çok iyi. Yarın okula gitmeyeceğiz kesin. Daha iyi. Anne baba bunu izliyorsanız özür dilerim. Yarın okula gitmeyeceğim. Ne kaç bahar oldu, penceremde gül soldu, belki de zaman doldu. Arkadaşlar, girdik odaya. Her şey yolunda. Bu videoyu 3. kere bitiriyorum. Artık kendinize dikkat edin. Buraya kadar izleyen varsa da alnından öpüyorum. Yok, nereden öpülür? Ya pis adam. Öpmüyorum hiçbir yerinden. Pis adam ya. Sensin pis.